Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin bir açıklaması var. Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar? Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Şimdi az önce Mehmet Bey de şu ifadeyi kullandı. Sıkıştığı her yerde CHP Atatürk'e sığınıyor. Öyle mi oluyor? Ya bu tartışmaları izleyince gerçekten yani vatandaş olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak insan utanıyor. Bizim tartıştığımız kişi bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk. Hepimizin kurucu babası. Bakın daha dün, şimdi Canan Hanım öyle demiştir, böyle demiştir. Ama Canan Hanım'ın daha önce yaptığı işte Atatürk vurgulu çok sayıda açıklaması da var. Bu işte polemik konusu olan bu son Gazi Mustafa Kemal sözlerinden sonra daha önce yaptığı Atatürk diyerek yaptığı çok içerikli açıklamalarını işte paylaştı kimi kişilerle. Ben de gördüm pek çoğunu. Şimdi bakın daha dün hem de CNN Türk ekranlarında Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere. Ama maalesef işte görülüyor. Yani Lozan Antlaşması'nı kastediyor. Şimdi çok önemli bir konu. Tam günümüzde önemli. Evet. Şimdi biraz önce Sayın Metiner diyor ki işte bizim Atatürk'le sorunumuz yok. Ya kardeşim Atatürk'le sorunumuz yok. O zaman Atatürk'e keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısırlıoğlu'na AKP'nin en üst düzey yöneticileri, iktidarın en üst düzey kişileri ne kadar iltifatlar ettiler, nasıl ziyaretler ettiler? Diyanet İşleri Başkanı'na kadar, bakanlara kadar, başbakanlara kadar. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun böyle bir demeci, böyle bir sözü yoktu. Var efendim, defalarca söyledim. Var. Onu defalarca yalanladı halde bunu kullanmak doğru. Size de dinlettim o videoyu. Açıkça maalesef var. Bakın hala bu ülkenin kurucusu Atatürk'e karşı ağza alınmayacak hakaretler eden sosyal medyadaki kimi troller, AKP'li bakanlarla, yani AKP'li bakanlar lafı da yanlış. Zaten hani AKP iktidarda bakanlarla fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Adam bugün Atatürk'e küfrediyor. Yarın bakıyorsun bir önde gelen bakanla fotoğrafını koyuyor Twitter hesabına. Şimdi Atatürk'ün biraz önce Ruşen Bey söyledi. Bütün statlardan isimleri kaldırıldı. İşte çeşitli bahanelerle kaldırılıyor. Silinmeye çalışıyor. Ya bakın daha geçmişte Türkiye Cumhuriyeti TC ibareleri kaldırıldı bu hükümet tarafından. Şimdi Dışişleri Bakanı Yunanistan'la masaya oturmaya hazırlanıyor Türkiye. Diyor ki Lozan başarı değildir. Ya böyle Atatürk'e karşı, Cumhuriyet'e karşı, Cumhuriyet'in kuruluşuna karşı, Kurtuluş Savaşı'na karşı hatta böyle bir siyasal İslam düşmanlığı var. Atatürk'ün yerine Abdülhamit'i ikame etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet'in yerine Osmanlı'yı ikame etmeye çalışıyorlar. Bakın bu anlayış nedeniyle, bu siyasal İslam anlayışı nedeniyle biraz önce Sayın Metiner soruyor ya, işte Barış Doster neyi kastediyor siyasal İslamcı derken? AKP siyasal İslamcı mı? Evet, AKP siyasal İslamcı. Nereden anlıyoruz? Bakın bugün Türkiye Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de demek yanlış, Akdeniz'de yapayalnız kaldı. Neden kaldık? Neden kaldık biz Doğu Akdeniz'de bugün? Yani hani neden Antalya Körfezi'ne sıkıştırılmak isteniyoruz? Çünkü Mısır'ın iç işlerine karıştık. İhvan siyaseti yaparak Mısır'ı Yunanistan'a kaptırdık. İhvan siyaseti yaparak yine İsrail'le kavga ettik. İsrail'i karşımıza aldık. Suriye'nin hali ortada. Kala Libya'nın, bölünmüş Libya'nın işte bir Sarraç hükümetine kaldık. O da işte yarın bir gün istifa edeceğini açıkladı. Bakalım ne olacak? Şimdi Sayın Bakan bu atmosferde, Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu, Yunanistan'la müzakereye oturacak. Ön şartsız oturacaklardı. Hani o da bir başarı mıdır, başarı değil midir ayrı konu. Oruç Reisi çektiler. İşte Antalya'ya çektiler. Ön şart kabul etmeyiz falan diyorlardı. Ama Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, çekin işte geminizi, araştırmalarınızı durdurun dediği zaman, deyince bizim gemi hemen ne hikmetse bakım için Antalya limanına geliverdi. Şimdi böyle bir atmosferde Dışişleri Bakanı'nın, bakın bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Lozan Antlaşması başarı değildir. Bize ilkokulda hikaye anlattılar, ortaokulda hikaye anlattılar. Görüyor musunuz bak Meis'i, burnumuzun dibindeki Meis'ini vermişiz, Meis Adası'nı. Ya kardeşim, şimdi Sayın Bakan hem bunu bu zamanda söylemesi çok büyük yanlış. Stratejik yanlış. Yunanistan'la masaya oturacaksın. Kurucu anlaşmana şey yapıyorsun. Kurucu aslında Doğu Akdeniz başlığı altında bunları da tartışıyor ve konuşuyor olacağız Şaban Bey. Atatürk tartışmaları... Niye sadece Lozan'ı anlıyorsun? Mesela 1947'de İtalyanların ve Almanların 12 adayı Türklere vermek istediğinde İsmet İnönü'nün cesaret edip almamasını kastetmiş olamaz mı? Neden vermek istiyor? Neden vermek istiyor İtalya İsmet İnönü'ye? Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar oradan çekilirken, bak İtalyanlar çekilirken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a bırakmak istemiyor. Türkiye'ye teklif ediyorlar adaları size verelim diye. Ama İsmet İnönü, bunun resmi yazışmaları da var. Reklam arasında çıkarabilirim. İsmet İnönü diyor ki eğer diyor bila kaydu şart, kayıtsız şartsız diyor bu adaları bize veriyorlarsa alın. Bakın Dışişleri Bakanı yazıyor İsmet İnönü'ye. Ama diyor yok sorunlarla vereceklerse, sorun çıkacaksa, yarın öbür gün başımız ağrıyacaksa istemiyoruz, almayın diyor. Aynen ifade bu. Kullanılan ifade. Yani Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu bunları kastetmiş olamaz mı? Hayır, bunları kastetmiyor. Lozan Antlaşması'nı kastediyor. 1947'de 12 adamın... Ya ayrıca Lozan'da da her şey çok güzel yapılmamış olabilir. Yani Lozan'a katılan Atatürk'ün bizzat kendisi değil, biliyorsun. Yani efendim, Lozan'a katılan bizzat Atatürk'ün kendisi değil. Lozan'da da İsmet İnönü başkanlığında bir heyetle biz o anlaşmaya gittik. Yani evet, Lozan'da Atatürk kendisi katılmadı ki, niye ille de Atatürk'ü kastettiği gibi çarpıtma bir anlam çıkarıyorsun ki yani? Lozan'da İsmet İnönü Atatürk'e rağmen mi imza attı? Atatürk bilmiyor muydu anlaşmanın içeriğini? Ya telgraf görüşmeleri, yazışmalar, İsmet Paşa'nın Ankara'ya dönüp... içeriğini Atatürk ne kadar bilse de o günün şartlarında pek çok şey Atatürk'e sorulmadan imzalandı. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Bu ülkenin kurucu değerleriyle, kurucu babalarıyla iktidar da uğraşmaktan vazgeçsin. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki birkaç tane, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksenini değiştirecek çoğunlukta ya da nitelikte değil. Belki birkaç tane AKP'den ayrılmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızmayı başarmış birkaç kişi olabilir. Canan Kaftancıoğlu'nu tenzih ediyorum. Canan Kaftancıoğlu'nu böyle görmüyorum. Eleştirilerim var ama ayrı konudur. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde artık siyasetini bitirmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızmış birkaç kişi Atatürk'e karşı olabilir. Siyasal İslamcılık genlerinden bahisle. Ama bu hakikaten ülkemiz adına utanç verici. Şaban Bey, siz Canan Kaftancıoğlu'na haksız bir eleştiri geldiğini mi düşünüyor? Bunu mu savunuyorsunuz? Hayır. Haksız eleştiri geldiğini düşünüyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Sadece bakın orada Uluş Gürkan'ın sorusuna Taksim toplantılarında verdiği cevapta Canan Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Canan Hanım kendisini göstermeyi, siyaseten öne çıkmayı maalesef seviyor ve bu nedenle de çok hata yapıyor. Yani açıklama yapmayı, konuşma yapmayı, ben güçlüyüm, ben parti içinde etkiliyim anlamında kendisini göstermeyi çok seviyor. Nitekim o geçtiğimiz kurultayda da Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde hiç olmadığı şekilde genel başkanın listesine karşı ben liste çıkardım diye açıklama yaptı. Bu partinin geleneğinde yok böyle bir şey. Partinin tarihinde yok böyle bir şey. Latif Bey de az önce dedi ki CHP'nin içinde bazı isimler, hatta Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'ndan çekinir. Korkar. Hayır. Hayır. Yani şöyle, yani sanmıyorum. Kimse kimseden korkmaz. Niye korksunlar? Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Sayın Kılıçdaroğlu TÜZÜK'teki yetkisini kullanarak... Ya biraz önce Murat dedi ki Canan Kaftancıoğlu'nun hafifçe dedi kulağını da çekmiş dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ya biz bunu bile, bu tepkisini bile böyle kulis haberlerinden öğreniyoruz. Yani bu basına yansıyan bir şey değil. Murat'ın CHP kulislerinden aldığı bilgi. Yani bu nasıl çekinmemezliktir ya? Açık açık çıksın, il başkanımızın yaptığı hatadır desin. Niye kapalı kapılar arkasında kulağını çekiyor? Kulağını çekmesine de gerek yok. İl başkanımızdır ama Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'le ilgili bu çekincesini ben doğru bulmuyorum desin. Yani kapalı kapılar ardında bir şey yapması gerekmiyor ki. Latif, kamuoyunun da il başkanıyla kavga mı etsin? Anlamadım, soru mu sordun? Kavga mı etsin diyor il başkanıyla hayır, Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde. Bu kavga etmek demek değildir. Zaman zaman bunun örnekleri yaşanmıştır. Mesela İyi Parti'de Lütfi Türkkan'dı sanıyorum, bir açıklama yapmıştı. Sonra parti sözcüsü çıktı, dedi ki grup başkan vekilinin bu sözü bizi bağlamaz dedi. Öyle değil mi Murat? Öyle bir şey vardı. Bir şey vardı yani, tam hatırlamıyorum. CHP'de de yine aynı şekilde birçok şey oldu. Mesela Birgül Ayman Güler biz 2014 seçimlerinde FETÖ ile işbirliği yaptık dediğinde CHP yöneticileri çıktı. O Birgül Ayman Güler'in kişisel ifadesidir. Asla doğru değildir. Bizi bağlamaz. Peki, böyle bir durumumuz yok dedi. Latif Bey, reklama çok az bir vaktim kaldı. Murat Bey'e gitmek istiyorum. Murat Bey, şu anlam mı çıkıyor bütün bu tartışmalardan? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeterince nasıl söylemeli, doğru şekilde ifade etmek istiyorum, ağırlığını koyamıyor mu? Yani bugün bu tartışma, evet siz kulis bilgilerinden dediniz ki bir takım işte bazı CHP'lilerle konuştum. Bizim içimizden daha çok siz işte gazeteciler, medya bu meseleyi tartışıyor. Tartışma geride kalmadı ki, tartışma devam ediyor. Bugün de gelen yeni açıklamalar var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp kamuoyuna da bir açıklama yapsa ya da parti içinde ağırlığını koysa bütün bunlar olmayacak mıydı? Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, tabii şimdi hani ne beklenir böyle durumlarda partilerde? Evet. Eğer dramatik manada bir gelişme ise parti içi disiplin mekanizmaları işletilir. Ama CHP'de duyduğum kadarıyla bu konuda Canan Kaftancıoğlu'nun ve münhasıran bu konuda öyle bir durumu olmadığı, zaten herkesin görüşen, disipline sevk edilmesini gerektirecek bir durum olmadığı. Çünkü sonrasında yaptığı açıklamalarla aslında gerekli mesajları verdiği ve bundan sonra da hassasiyeti daha fazla sergilemeye devam edeceğine dair bir kanaat var. Pardon. Diğer taraftan şunu söyleyemem. Yani Latif'in söylediği doğru. Hani Kılıçdaroğlu veya böyle bir durumda bir genel başkan çıkıp bir açık açık tavır koyarsa elbette o tartışmaya bir anlamda son nokta konulmuş olur. Ama hiçbir siyasi parti genel başkanı kendi partisinden, hele de önemli mevkideki birlikte çalıştığı bir arkadaşıyla böyle kamuoyu önünde adeta tartışırmış gibi ya da ne bileyim hani konumu itibariyle onu böyle yok, yakışıklı uyarması, evet, farklı yorumlara yol açabilir. Öyle bir pozisyon olmuyor gördüğüm kadarıyla. Ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. Kılıçdaroğlu'nun yani şimdi sanırım katılımcı arkadaşlar da herkes hatırlayacak. Yani yerel seçimler öncesi ve sonrasında, hatta tam yerel seçimler sürecinde İstanbul seçimi yenilenirken yine Kaftancıoğlu ile ilgili ciddi bir kriz ortaya çıkmıştı ve hatta görevden alacağı konuşulmuştu. Peki.